Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır OSM'de taktik videosu paylaşmamıştım. Evet biliyorum, uzun süre oldu. Bu sefer taktik videosu paylaşacağım sizlerle. 5-3-1-1 kontra atak taktiği paylaşacağım. Çok güzel bir taktik. Taktiğin güzel olduğunun kanıtını şu savaş slotumda göstereceğim size. Son 3 maçımda 5-3-1-1 bu taktiği kullandım. Ve bu taktikle 6-3-1'i, 3-3-2-2'yi ve 5-3-1-1'in ev versiyonunu deplasmanda yendim. Şurada Nice ile başladım. Bakın, Nice o zamanlar daha bot değildi, menajeri vardı. Bakın, bir şut çekebildi, 6-3-1-A kullanmıştı. Ben 5-3-1-1 kullandım, bu vereceğim taktiği kullandım ve 5'e 1 şut oynadım. Toplu oynama 59'a 41. Böyleydi. Nice'nin kadrosu benim kadroyla denk gibiydi. Ev sahibi bonusuyla. Daha sonra Rennes'e karşı bu taktiği uyguladım. Rennes benim 5-3-1-1 çıkacağımı tahmin etti. Ve kullandığı diziliş 3-3-2-2. Offside'lı olmasına rağmen evde 5-3-1-1 2 gol atmayı başardı. Ve rakibi bu şekilde devirdik. 55'e 45 toplu oynama ve bütün oyuncularımız 8-9, bir tanesi artık karttan dolayı mı yoksa kötü oynadığından dolayı kart mı bilmiyorum, 6 oynamış. Maçın adamı da Hazard. Şimdi 5-3-1-1 son maçı da göstereceğim, bir dakika. Lille Lyon. Lyon bizden biraz daha üstün bir takımdı ve evindeydi. O da benim diğer iki maçtaki 5-3-1-1 kullanacağım taktiği beklediği için gizledi. Ben de gizledim ve yine 5-3-1-1 çıktım. Yine aynı taktiği çıktım. O da 5-3-1-1 çıktı ve onun 5-3-1-1'ini de bir golle yenmeyi başardık. Şutlar 3'e 5, toplu oynama 47'ye 53, fauller 1 faul fark var. Top %70 ortada geçmiş, %13 bizim kalede, %17 diğer kalede. Yine bir tane kartla 6 oynayan oyuncumuz var, diğerleri gayet iyi oynamış. Hazard yine maçın adamı olmuş. Şimdi bu taktik nasıl bu kadar işledi? Bunun bir sürü sebebi olabilir. Ben hepsine bir sebep bulamam tabii ki. Ama benim mantığıma yatan sebepleri size açıklayacağım. 4-5-1 bırakmıştım. Önce bir onu 5-3-1-1 yapayım. 5-3-1-1. Kırmızıları çıkarayım. Buraya göstermelik koyacağım için sarı form koydum. Normalde ben asla sarı form oyuncuyu oynatmam. Zorunda kalmadıkça, yani oynatacak başka oyuncu yoksa. Mesela burada 60'lık bir bekim olsun, gider onu oynatırım, sarı adamı yine oynatmam. Öyle bir huyum vardır. Şuraya santraforumuzu koyuyoruz. Santrafor yani 20'den düşük defansa sahip hücum oyuncusu. Şöyle yapalım. Burada forvet arkası olsa güzel olur. Bakın zaten Hazard 3 maçtır 5-3-1-1'de forvet arkası oynuyor. İstatistiğe bakın. 5 maçta 4 gol. 7.8 ortalama. Gayet iyi. Lewandowski'de gol yok. Olsun. O da kötü oynamamış şey olarak, puan olarak. Şuraya defansif bir orta saha ya da çift yönlü. Buralara ofansif ya da çift yönlü orta saha, şöyle Goretzka'yı koydum. Walker'ı sola alayım. Ondan sonra en iyi defansımızı ortaya aldık. Kalecimiz tamam, yedeklerimiz tamam, iyi kötü. Taktikler, kontra atak. Herkes sabit. Hücum, sadece hücum. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Markajımız emin olmamakla birlikte adam markajı öneriyorum. Ben adam markajlı oynadım.
Ama adam markajı işliyor mu işlemiyor mu bilmiyorum. Her adam markajı oynadığımda yorumcu bana bunun yanlış bir seçim olduğunu söylüyor. Bakın gene göstereyim. 3 maçta da aynı cümleyi kurdu. Son maçı gösterebilirim sadece sizlere. Geç diyorum. Bakın. Adam markajı uygulamanın doğru bir seçim olduğuna emin değilim. Bu taktik için yeterli sayıda defans oyuncusu sahada yoktu. 5 defansım zaten 6'ya mı çıkayım, ne yapayım yani? Ama istatistiğe ve sonuca bakarsak adam markajı 5-3-1-1'de işleyen bir markaj. Adam markajı dedik. Ofsayt tuzağı tabii ki kapalı olacak. Baskımız 40 ve 50 arası. Mesela 45. Stilimiz 30. Klasik 30 defans iyidir. Defansif oynamamız gerektiğinde ya da denk maçlarda takımımıza fazla güvenmediğimizde, ne bileyim, risk almak istemediğimizde, tempoda yüksek hızda paslaşmanın minimum değeri olan 60'tır. Olacak 60'ta. Ya da bu aralıkta sizin kafanıza yatan başka sayılar da olabilir. Mesela 40 baskı, 20 stil, 65 tempo falan filan. Bu şekilde. Dizilişimize bir daha bakalım. Tamam. Görevleri ayarlayalım. 33 yaşında kaptan, penaltılar, Hazard, serbest vuruş, yine Hazard, kornerler, De Bruyne'yi seçeceğim. Ofansif çünkü. Bakın dostluk atmadıklarımı atayım. Saint Etienne ne gizlemiş? Bizim rakibimiz neydi? Saint Etienne ne gizlemiş? Mesela Bordax'a deneyelim. Klasik 1-0 bitti. O bir de penaltı kaçırmışız. Bakın 9'a 3 şut. 4-5-1'i yendi. Bütün oyuncular 7-8 oynamış. Güzel. Topun hareket bölgesi de güzel. Rennes'e atalım. 1-1 bitti. Hazard gol. Penaltıdan gol yemişiz. 4'e 5 şut. Kilitlenmiş bir maç. Kornerimiz fazla. Gene de fena değil. Penaltıdan gol yemişiz. O da olmasa klasik 1-0 bitecekti. Monaco kadroda lider. Ona deneyelim. 2-0 bitti. Fake taktik bırakmış olabilir. Bakalım. Hazard 2 gol yazmış. 6'ya 3 şut. 4-2-3-1 fake taktik değildir ama kadrosu eksik, dizilişi eksik olabilir. Yani Bota da denesem mi bilmiyorum. Hadi deneyeyim. Bota da 3-0 bitti. Bu arada gördüğünüz gibi defanslarımız hiç kötü oynamadı. Hep 7 ve üstü oynadılar. Yani eğer adam markajı kötü bir seçim olsaydı burada kötü oynayan bir defans görürdük. Benim mantığıma göre böyle. Ben burada 4-5-1 bırakmıştım en son. O taktikle geri bırakacağım maça. Videodan sonra bırakırım, uğraşmayacağım. Başka şurada deneyebiliriz bakın. Bir iki deneme daha yapalım burada. Aa, maç oynanmış. Hadi ona da bak. Ha, maç, dünkü maç bu. 3-0 yenildik arkadaşa. Evet, savaş maçına 10 dakika kaldı. Alarm çaldı. Burada 3-0, yani arkadaşın şansını tebrik ettim. Mavi hakem de agresifle 50 baskıyla oynayıp kart yedik. Yapacak bir şey yok. Oyun takdiri. Üstüne su içtik, geçtik. Şimdi 4-4-2-B yine kullanmışım. Çevirelim 5-3-1-1'e. 5-3-1-1 yaptık. Şuraya dinner koydum. Dinner'ı sola alayım.
28 hücumla da burada. Şimdi şu adam burada olmaz. Bunun yerine ama koyabileceğim doğru dürüst bir adam da yokmuş takımda. Oynasın madem, ne yapayım? Bari hücumu defansından daha az farkla olan adamı orada oynatayım. 91 Felix ileride. İkisi de forvet arkası forvetlerimizin ama ortalaması daha iyi olanı geriye koydum. Gelelim taktikler. Kontra atak. Herkes sabit. Adam markajı. Yine sayıları değiştirmeyeceğim. Ya da çok uğraşmayacağım, öyle aralığı tutsun yeter. 46, 31, 67 oldu mesela. Görevler 48 yaşında adam, kaptan. Penaltılar Stobart. Serbest vuruş yine Stobart. Kornerler Waddles seçeceğim. Şimdi bizden iyi takımlara deneyelim. Bale Madrid ve Ronventus'a deneyelim. Nerede? Ronventus. 2-0 bitti. Felix 2 gol atmış. 8'e 8 şut. Bütün oyuncularımız 8, forvetimiz 9 oynamış. Güzel bir sonuç. Bir de neydi? Bale Madrid'di. Bu da 1-0 bitti. Stobart penaltıdan atmışız. 7'ye 6 şut. Yine gördüğünüz gibi oyuncularımız güzel oynamış. Uyumlu bir taktik, yani öneririm. Emin olmadığınız maçlarda, savaşlarda özellikle gizleyip deneyebilirsiniz yani. Şimdilik bu kadar diyorum. Yeni videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve maçlarınızda bol şans diliyorum.